Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere peynir kutularından küçük sepet yapımını göstereceğim. Kutuların dışını boyayarak veya boyamadan da kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi ben bu kutunun dışını beyaz renk sprey boyayla boyayacağım ve daha sonra belli aralıklarla keserek kurdale ile döşeyeceğim etrafını. Bu şekilde sepete dönüştürmüş olacağız. Kutumuzu boyamaya geçmeden önce şu dıştaki fazlalık kısmını kesiyoruz ve buradaki uzunluğu istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Yani hangi boyda istiyorsanız o boyda ayarlıyorsunuz ve ondan sonra belli aralıklarla keserek projemizi yapmaya başlıyoruz. Yalnız kesme işlemini yaparken kestiğimiz aralıkların çift sayıda olması gerekiyor. Eğer tek sayı olursa iki renk yan yana gelmiş olur ve projemiz yanlış olmuş olur. Şimdi hemen üstteki fazlalığı keserek kutumu beyaz renkli sprey boyayla boyayacağım. Boya tamamen kurudu arkadaşlar. Şimdi kesmiş olduğum bu aralıklardan kurdaleyi geçirerek sepetimin etrafını örmeye başlayacağım. Başlangıç kısmını bu şekilde çift taraflı bantla yapıştıracağım kurdalemizin gevşememesi için. Ve kurdalemizi her kestikten sonra çakmakla ucunu yakıyoruz. Çünkü kurdalenin ucu açılabilir. Evet, bu şekilde. Öncelikle başlangıç aşamasına bir parça çift taraflı bant yapıştırıyorum. Siz isterseniz başka yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz veya ilk aşamayı silikon tabancasıyla da sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde başlamak istediğim yere çift taraflı bandı yapıştırıyorum. Kurdaleyi buraya yapıştırdıktan sonra bir önden bir arkadan geçirerek kurdalemizi tamamen sarıyoruz. Birinci tur bittikten sonra tekrar bitiş aşamasında yapıştıracağız. İkinci turu yine üstten devam edeceğiz. İlk sırada buradan başladığımız için ikinci sırada çift taraflı bandımızı hemen yanındaki yere yapıştırıyoruz ve başlangıç kısmımız burası olmuş oluyor. Kurdaleyi 3 sıra olarak sardım. Sonuncu sıraya şu şekilde boncuklu bir şerit yapıştıracağım. Siz de isterseniz kurdale ile tamamlayabilirsiniz veya bu şekilde farklı malzemelerle bitirebilirsiniz.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi sepetlerim tamamlandı. Bu videoda sizlere farklı şekillerdeki küçük plastik kutuları nasıl değerlendirebileceğimizi gösterdim. Ben peynir kutularını kullandım bu projede. Siz isterseniz daha farklı plastik kutuları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok şirin minik sepetler haline dönüştürebilirsiniz. Bu sepetleri düzenleyici olarak veya takı kutusu gibi çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde minik sepetlerden yaparak sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Oval sepetlerin dışını boyamadan kullandım arkadaşlar. Bu dikdörtgen sepette ise beyaz renkli sprey boya kullandım. Boyalı ve boyasız olarak her iki şekilde de görmenizi istedim. Siz elinizdeki malzemelerle bu sepetleri daha farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Kenarlarına bu şekilde illa kurdale sarmak zorunda değilsiniz. Jüt ip sararak veya kalın örgü iplerini sararak da gayet güzel sepetler yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizdeki malzemelere göre değişir. Umarım bu geri dönüşüm projesi hoşunuza gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.